çalışma alanları ile ilgili önceki yıllarda çıkmış sorulara bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi özellikle sosyal psikolojinin çalışma alanına girer? Bakalım. Bireyin grup içindeki davranışı, tutumların gelişmesi ve değişmesi. Sanki bu gibi ama bakalım diğerlerine. Davranış bozukluklarının tanısı ve tedavisi. Bununla klinik psikolojisi ilgilenir. Öğrenme ilkelerinin okuldaki öğretimde uygulanması eğitim psikolojisinin işidir. Davranışlarda yaşa bağlı olarak görülen değişiklikler Gelişim psikolojisi bununla ilgilenir. Davranışların ölçülmesinde kullanılacak araçların geliştirilmesiyle psikometrik psikoloji ilgilenir. Dolayısıyla bireyin grup içindeki davranışı, tutumların gelişmesi ve değişmesi sosyal psikolojinin çalışma alanına girer. Bir araştırmacı çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca ahlaki görüşlerin ve değer yargılarının nasıl kazandırıldığı ve ne gibi değişikliklere uğradığını incelemektedir. Bu araştırmacının yaptığı çalışma psikolojinin hangi dalıyla en çok ilgilidir? Çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca dediği için gelişim psikolojisi bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Psikolojinin aşağıdaki alt dallarından hangisi karşısında verilen bilim dalı ile en az ilişkilidir? Bakalım. Sosyal psikoloji biyoloji pek bir alaka yok gibi. Deneysel psikoloji, fizyoloji, evet çünkü deneysel psikoloji davranışların temelinde yatan sebepleri araştırır. Dolayısıyla fizyolojiyle ilgilidir. Psikometri, istatistik, evet ölçüm cihazlarını geliştirdiği için istatistikle ilgilidir. Okul psikolojisi eğitim, elbette ki. Klinik psikoloji, tıp, evet çünkü çok ciddi davranış bozukluklarını inceler klinik psikoloji. Dolayısıyla tıptan faydalanır ama sosyal psikoloji ve biyoloji arasında neredeyse Hiçbir ilişki yoktur. Davranışlarda ve kişiler arası ilişkilerde görülen aksamalar ve bunların giderilme yolları hangi alanı en çok ilgilendirir? Endüstri psikolojisi iş hayatıyla ilgilidir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı olması çok mümkün değil. Gelişim psikolojisi yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceler bunu da kabul etmemiz çok zor. Eğitim psikolojisi eğitimle alakalıdır, okulla alakalıdır. Burada böyle bir şey sorulmuyor. Sosyal psikoloji grup içindeki davranış değişikliklerini inceler. Zaten bu klinik psikolojinin tamamen tanımıdır yukarıda verdiği şey. Doğru cevap Adana. Psikolojinin aşağıdaki alanlarından hangisinin temel amacı psikolojide elde edilen bulgulardan yararlanarak öğretim tekniklerini geliştirmek, bireylerin daha etkili bir biçimde öğrenmesini sağlamaktır. Tamamen eğitim psikolojisinin tanımıdır bu. Yandaki şekillerde ortada yer alan dairelerden soldakini daha büyük algılamamıza karşın bu daireler eşit büyüklüktedir. İnsanın bir nesneyi tek başına değil, çevresiyle ilişki içinde algılamasından kaynaklanan bu özellik, satışlarını arttırmak isteyen firmalarca kullanılmaktadır. Örneğin, bir cep telefonu firması yeni bir telefon üretiyor ama aynı özelliklere sahip farklı fiyatlarda birçok firmanın ürünü zaten var. Firma, ürünü fiyat açısından daha cazip hale getirmek için vitrinlerde kendinden ucuz olanların değil de daha pahalı olan ürünlerin yanına koyuyor. Burada anlatılanlar Hangi psikoloji disiplininin alanına girer? Burada firmadan bahsetmiş, satışlarını arttırmaktan bahsetmiş. Dolayısıyla cevabımız B endüstri psikolojisi olacak. Müzik